Asistan ekranlarından herkese merhaba. Beşiktaş'ın Hatay Spor Deplasmanı'ndaki 2 birlik galibiyetini Ergin Aslan'la beraber konuşacağız. Ama öncesinde abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Sarı. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Gömleğin çok güzelmiş. <laughs> Teşekkür ederim. Ekranda yakışmış gibi gözüküyor. Yakışmış, yakışmış, güzel. <laughs> Eksik olma. Beşiktaş'ın iki birlik galibiyetini konuşalım istiyorum ama böyle 90 dakikayı genelde senden değerlendirmeni hmm. isterim ama bu değerlendirmeyi teknik adamdan bağımsız yapmak pek mümkün değil Bilmiyorum. gibi gözüküyor. Evet. evet. E, 17 mücadeleyi geride bıraktı Süper Lig'de Beşiktaş. 17. maç sonunda 4 farklı teknik adamla mücadeleye evet. çıktı. Ve maç bittikten sonra yine eksiklikler çok fazlaydı ama eksikliklerden şikayet etmeyen ve oyun içerisinde bazı şeyleri farklılaştırmaya çalışan bir Serdar Topraktepe vardı. 90 dakikayı değerlendirmeden önce Serdar hocaya konuşalım. Akabinde 90 dakikayı konuşalım istiyorum. Serdar Hoca öz kaynakta çalışıyor ve kendini çok geliştirdiği söyleniyor. Ben e, oradaki yöneticilerle konuştuğum zaman bu bu süreçten daha önce mesela Serdar Hocanın gelişme çok açık olduğunu, oyuna çok kafa yorduğunu söylüyorlar. Ama tabii kazandıktan sonra kurulan cümlelerle kaybettikten sonra kurulan cümleler farklı. Bir haftalığına geçici olarak kurduğun cümlelerle işte 4 ay orada çalıştıktan sonra kurulan cümleler farklı. Ama şöyle Beşiktaş en azından bu konuda çok şanslı diğer kulüplere göre. Elinde çok fazla böyle kullanabileceği kendi içerisinden çıkan teknik adamlar var. Maçtan sonraki açıklamaları ben de çok keyifle dinledim. Çok hoşuma gitti. Şöyledir Beşiktaş'ta dedim ha yine öyle bir şey mi çıkar? Serdar hocamız takımda olan uyumu nedeniyle sezon sonuna kadar. <laughs> e, hepimiz aklından geçti galiba maç sonunda. Tabii i̇şte tabii maç öncesi hatta ben bunun latifesini yapıyordum da. Tabii olmaz öyle şey yani. O kadar da değil. O, o kadar, o değil kadar değil da değil hocam. O değil yani. <laughs> Serdar Toprak Tepe'ye yakışmaz mı? Yakışır ama böyle böyle bir süreç işlemez, işlememesi lazım. Bak Beşiktaş'ın teknik direktörlük serüveni bu sezonun ilk yarısı özelinde ikili delilik. Oyuncuları çok eleştiriyoruz tamam güzel. Yani şey koptu mu, şiraze kaydın mı? En iyi oyuncu bile o kötü grubun içerisinde harmanlanır o da ona benzeşir. Hani derler ya en çok vakit geçirdiğim beş adamın ortalamasısındır sen. Dört zenginle takıl, beşincisi sen olursun. Dört zekiyle takıl, beşincisi sen olursun. Ama dört aptalla vakit geçir sürekli, beşinci aptal sen olursun üç ay sonra. Şu bu bunun gibi. Takımı eleştiriyoruz, tamam. O dinamik sağlanamadı, oyuncular disiplinsiz, şu bu. Abi adamlar da 16 haftada dört tane farklı teknik adamla çalıştı ve bambaşka tarzlar. Şenol Güneş, tecrübe, otorite. Burak Yılmaz, ilk teknik direktörlük tecrübesi. Rıza Çalınbay, iletişim problemi oldu. Şimdi Serdar Topraktepe. Şimdi bir oyuncu için de zor. Hatta artıralım. Mesela Ahmet Nurçevi bir döneminde mesela Rozye Abdullah Abici'dan sonra Sergen Yalçın döneminde geldi. Oradan sonra Valeriyen İsmail, Önder Karaveli yani kaç tane 6-7 tane teknik adamla çalıştı. Evet. 2 senede. Bu burada anormal bir durum var yani. Hep şeyle övünüyoruz ya. Avrupa'da takımlar Orta Avrupa takımlarına örnek verirken 4 yıldır aynı kadroyla oynuyor diyorsun mesela. 9 oyuncu 6 senedir aynı 11'de diyorsun. Şimdi bak bu tarafa. Sen teknik adamları zaten sağlayamıyorsun ki bırak kadro istikrarını. O yüzden yani burada komple bir karşılıklı yönetim, takım, teknik heyet hepsine baktı zaman komple bir delilik serüveni yaşadı 6 ayda kulüp. Ama tabii Beşiktaş gibi bir kulübün 4 hafta arka arkaya kazanamaması çok eşyanın tabiatına aykırı bir şey. Dün şeyi gördüm. Bir heyecan vardı. Yani diğer haftalara göre daha hareketli bir takımdı, daha istekliydi. Şeye de dönmüş iş. Biraz kendimi göstereyim. Hani yeni teknik adam gelecek, sözleşmem de var. Bir tutunayım mı, ispatlayayım mı göstermek istemişti oyuncular dün yani. Onu gördüm. Evet, yani karakterli futbolcuların da bunu yapması lazım. Hedeften koptuk artık lay lay havasında değil de artık o formanın da ağırlığını bilmesi gerektiğini ben de düşünüyorum. E, i̇sim özelinde e, ön plana çıkarmak istediğim bazıları Tabii var. herkes gibi hoşuma giden ismi çıkartacağım. Dikkatimi çekti. Semih Kılıçsoy. Senle konuştuk burada. Bu çocuktan gol makinesi çıkar dedim ben bunda. Evet, Ta Geçen hafta da konuştuk. Geçen hafta da ve çok eleştiriliyorken bu çocuk da söyledim ben bunu şey işte. Bencil ikiye bir de pas vermiyor, kaleye vuruyor. Golcü kaleye vurur. Burak Yılmaz bencilliği olacak bazen o santraforda golcü kaleye vurur. Yani e, bazen seni asist yapmak da büyütür ama her zaman değil. Bırakın çocuğu özgüven olsun. Yani pısırık yetişmesin insana. Edilgen yapmayın. Yani sen golü diğerine attır dediğin zaman adamı edilgen yaparsın. Şey gibi bizde. Üniversiteye gideceğiz. Aman oğlum kimseye karışma. Askere gideceksin. Aman orada kimseye karışma. Şehir dışına gideceksin. Gençsin. Aman orada kimseye karışma. Ya arkadaş bir jenerasyon şey oldu çıktı ya hazır oldu duran pısırık bir jenerasyon oldu çıktı yani. O yüzden bırakın abi çocuk vursun kaleye. Ukalalık mı yapıyor yapsın vursun. Oyun bilgisi de iyi çocuğun. Yani o arapasına o hareketlenmesi dokunuşu arkaya Koş sarkışık. Arkaya. Tabii canım. O çocuktan iyi bir Cenk Tosun çıkar. İyi bir Cenk Tosun çıkar. Ee, en hoşuma giden oyuncu tabii ki oydu. Ama gönül ister ki tabii biraz daha Semih Gillerden sahada görmek. Yani bir tek Semih'le sınırlı kalmasın isterim ben yani. 10 senede bir bir Necip çıktı, şimdi bir Semih çıktı, 10 senede Semih götürsün, 10 sene sonra da başkası bayrağı devralsın gibi şeyler olmasın. Tabii ki arada Tabii. Ersinler, Rıdvanlar çıktı elbette ama daha çok çıkarsa ne Nala. Bir de ben birkaç tane yorum okudum köşe yazısında da falan bakmıştım. Semih Kılıçsoy'a dokunmak kaldı. Orada amiri yüceltmişler. Tabii çok şık bir pas ama yani baktığımda, pozisyonu süzdüğümde, incelediğimde Semih'in orada dokunmak desek e, haksızlık olur bence Semih'in e, oradaki vuruşuna. Çok kaliteliydi bence dokunuşu üst düzeyde. E, Semih'in orada hakkını vermek lazım. Sadece basit bir dokunuş yapmadı yani, diye düşünüyorum. Yani kaleci'yi geçip yanındaki adama verilen pas gibi değil bu. Yani dokunmak kaldı ne demek. Asist tamam asist de onun tamamlanması dediğin şey kıymetli kılıyor asisti. Tamamlanmadığı zaman asist olmuyor zaten o. Sen tarihte Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi her neyse turnuvalardan hepsinde finalistleri say desem kaç tane finalist sayabilirsin? Şampiyon say dediğin zaman pat 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 insanların aklına hemen şampiyon gelir yani. Tarih ikinciyi yazmaz. O yüzden asisti kıymetlendiren şey o boş karede olsa, dolu karede olsa gol dokunuştur, gol vuruşudur. Ee, hakkını vermek lazım. Biz hep Rıza Çalınbay'da şikayet ettiğimiz bir nokta vardı. Oyun içine dokunuş. Aslında ilk maçtaki o kazanımlar her oyun şeyde olmuştu teknik adamda. Burak Yılmaz'da oldu, Rıza Hoca'da oldu, şu an Serdar Hoca'da oldu keza ama Rıza Hoca geldiği süreçte bir farklılık yaratmasını hep bekledik. Serdar Hoca ne yaptı? Amartey'i ön libero'ya çekti. Daha önceden, eskiden o pozisyonda da oynamışlığı var. Yanılmıyorsam 2017 yılına kadar. E, Keza Stoper'de de ilk hesaba baktığımızda Amartya'yı Stoper'de koyarsın ama hoca Zaynud Dinov'u orada düşündü. Bu farklılık yaratmış olması da e, senin dikkatine çekti mi dediler, söylemek istersin. Yani şöyle, Chamberlain yok, Getson yok. Dolayısıyla Rıza Hoca'nın o konuda çok günahkar olduğunu düşünmüyorum. Niye? Bak şimdi Abdullah Avcı aynı eleştirileri alıyor. Bak Galatasaray zaten imzalamıyor. Niye takımda? Abdülkadir Ömür niye bu kadar? Şimdi bak. Hocalar da şunun farkında. Herkes farklılık ister, genç oyuncu oynasın ister. 3-4 hafta sonra tefek koyarlar adamı. Koltuğu koruman lazım. Yani devam etmenin tek bir yolu var. Maç kazanmak. Maç kazanmanın yolu da risk almamak yani en az riski en aza indirmekten geçiyor. Daha olgun olduğunu, daha tecrübeli olduğunu, üst düzey oyuncu olduğunu düşündüklerini sahaya atıyorsun falan filan. O yüzden hani öyle bir serüven geçirdi Rıza Çalımbay. Bilse ki arkasına yaslanarak ya ne olursa olsun ben buradayım. Önümüzdeki yılın takımını yapıyorum. Bilse başka hareket başka türlü hareket edebilir teknik adamlar. Serdar Topraktepe'nin Amartay'ı kullanması arkada e, stoperde zaten kimse yok. Necip yok. Tayyip, Talha yok. Beyli yok. Ama adam, adam yok yani. Gıza olmuş olsaydı Amartey'i stopere çekip Zainuddin'e bir orta sahada oynatırdı. Valla uğrattırdı. bu hafta kalsaydı Amartey'i kadroya alırdı. <gülüyor> <evin> <gülüyor> değilim, <gülüyor> o, o kadar şeyde. Al Alayın maçındaki hatası gerçekten korkmuştu. E, dün de Kral dün yine yapacağını yaptı. Çok güzel bir <laughs> asist, güzel bir asist <laughs> yaptı. Ee, şey, savunmadaki meziyetinden sonra orta sahadaki de gayet güzel meziyeti varmış. Onu da gördük. Ama şöyle söyleyeyim Serhat. Yani... Gerçekçe bakarsak Haziran ayında kurulacak kadroya şuradan adam taşıyacak taşınacak adam yok yani. Bir elin parmaklarını geçmez. Bir elin parmaklarını geçmez. Çok zor bir şey. Bak takıma takviye yapmak başka bir şey. Yeniden takım kurmak bambaşka bir şey. Şimdi Beşiktaş'ın yeniden takım kurması lazım. Galatasaray'ın iki sezon önceki hali gibi yani. Evet. Sıfırdan takım kurmak zorundasın yani. Getson'u sonu taşıdın. Mert'i kaleye koydun. 3-4 sene daha oynar. Yaş çok önemli değil. Masuaku. Ben oynamam Masuaku'yla. Masuaku yedek olur. Mümkünse bir kadroda da düşünmem. Yani hem kalitesiyle hem tavırlarıyla ilgili bu benim söylediğim. Daha böyle aidiyeti yüksek, daha işine saygı duyan oyuncularla oynuyor olman lazım. Yani kuzeyli oyuncular daha çok ter tercihim benim bu konuda. Disiplinli oyuncular. Yıldız da olsa Tadiç gibi olacak, Ceko gibi olacak. Takım sahiplenecek, çekip Tabii. çevirecek. Yani sırtını yaslayabileceğim. Ben böyle oyunculara bayılıyorum ya. Karakterli oyuncu ya. Nerede oynarsın? İstersen koy Tavşanlı Linyit'te oynasın, isterse Real Madrid'de oynasın hakkını veriyor yani işin. Böyle 3 4 tane oyuncu bulacaksın. Geçen hafta yine senle mi konuştuk burada? Evet. Hasan Arat'ın yaptığı araştırmadan bahsetmiştim. Yani Avrupa'da bir araştırma yaptırıyor bir özel şirkete. Türkiye'deki evet. çok objektif olmayabilir diye. Beşiktaş nasıl oyuncularla oynamalı diye. Beşiktaş'ın genleriyle, Beşiktaş'ın tarihsel süreci verileri girildikten sonra mücadeleci oyuncu kavramı çıkıyor. Gerçekten de budur yani. İbrahim Zülmez çok yetenekli bir adam mıydı? Aynen. Kendisine söylediğim için söylüyorum burada da anlatıyorum ama Beşiktaş onun gibi sol bek bulamadı. Niye biliyor musun? Kapalı Beşiktaş kapalısının önünde oynamak çok zordur. O atkı kafana değer sağladıkları. Çeker adama tribünü alırlar yani. Çok zordur. 10 sene oynadı ve herkesin baş tacıydı. Niye biliyor musun? İşte o ciğeri deparı görüyorsun. O aidiyeti görüyorsun az önce söylediğim özelliklerden bahsediyorum. Çok uçup kaçmana gerek yok. Beşiktaş tarafları gerçekten senin hakkını verir. Böyle bir yıldız takıntısı falan da olmaz. 8 tane İbrahim Üzülmez modeliyle oynayamazsın. Ama bunları serpiştirdiğin zaman, doğru takımı kurduğun zaman şeyde de böyleydi ya. Feda döneminin yıldızı kimdi abi? Şey Samet Aybaba'nın yıldızı kimdi? Olcay Şahınlar, Oğuzhan Özyaklılar. Yıldız mı bunlar? Baktığın zaman değil. Bir sonraki evrede Dembaba. Yüksele yüksele gitti takım böyle. Kur, kurgulana kurgulana. O yüzden seneye taşıyacağın takımda ha Beşiktaş'ta şu an iyi niyetli çocuklar yok mu? Bak Onur çok iyi niyetli bir futbolcu. Tayfur Bingöl çok iyi niyetli bir futbolcu. Ben bunları görüyorum. Yapmak istiyorlar ama yeterli mi? Yetmez. Kapasiteleri var. Mesela ben de çok iyi niyetliyim. Kimseye zararım yok ama sağ açık oynamıyorum mesela Beşiktaş'ta. Hadi ben futbolcu değilim ama onların niyetleri tamam ama bu yetmez her zaman. Taşıyacak oyuncu inşallah şu gençlerden 2-3 tane çıkar. Yine heba olmaz. Çünkü Beşiktaş yakın tarihte çok gencini heba etti. Telef etti. İnşallah öyle bir şey olmaz. Vallahi iş o kadar zor ki Serhat biz konuşuyoruz, ediyoruz evet. ama... Ya şimdi Hasan Arat olduğunu düşün. Acayip sarpa sarmış durumda işler. Nasıl kalkacaksın bu işin altından? Para yok. Sıcak para yok. Kadro dışılar geldi şimdi. Yeni bir teknik adam gelecek. Kadro kurman lazım. Camiaya ne anlatacaksın? Gerçekten çok zor yani. Bu sözleşmelerden çıkacaksın. Çoğu 3 yıllık, 4 yıllık. Bilmiyorum yani nasıl bu işin altından kalkacak... Burada iletişim çok önemli. Camiaya ne anlatacaksın, tarafları nasıl ikna edeceksin çok önemli. Daha önce anlattım, yine anlatayım. Fikret Orman bunu yaptı ama 2012'de yaptı bunu. 2012 ile 2023 arasında bence 10 yıl yok. 200 yıl var neredeyse. Sosyal medyadan bahsediyorum. Tefek koyarlar adamı yani acayip bir kusursuzluk arayışı. Bu kusursuzluk arayışı içerisinde kusursuz değilsen nefes alman çok zor. En kusursuza yakın tarihi olarak kadrolarını geçiriyorlar. Fenerbahçe ve Galatasaray kusursuza yakın. Yani bundan daha iyi dönemleri ve kadroları oldu ama onlar bile iki puan ortalamasında neredeyse iki üzerine çıkmışken abi İsmail Kartal'ın, Okan Buruk'un yediği lafları duyuyorum. Görüyorum, evet. okuyorum yani. Tamam mı? Tamam. Allah Allah şimdi. Bütün maçlar neredeyse kazanılmış. Avrupa'da devam şu bu. Şimdi nasıl olacak? Golcü çıkacak, hat-trick yapacak. Kaleci her maç çataldan top çıkaracak. Genç oyuncu bulduğu şansı bir gol bir asiste tamamlayacak. Başkan 8 tane 10 milyon euro ortalamalı topçuyla takım kuracak. Yoksa defol. Yoksa senden de olmaz bırak. Burası Beşiktaş var. Nefes almak çok zor. Yol yürümek çok zor. Valla bilmiyorum ve buradan acısı ne biliyor musun? Hadi derdin bazı dönemleri olur böyle kulüplerin. Buradan toparlanır döner. Serhat bunun dönüşü yok. Beşiktaş için söylemiyorum ben de. Hı, hı Türkiye'de böyle, dünya da böyle. Dünya da böyle bambaşka bir yere gitti. Yani şöyle bir insanlık tarihi işte nedir Sümerler yazının bulunması milattan M.Ö. 10.000'de. İnsanlığı biraz daha geri götürüyorlar. Sonra 1900'lerin ortasına kadar aslında birbirine benzer bir yaşam tarzı var. Yani 3. yüzyıl insanıyla 7. yüzyıl insanının 4 yüzyıl olmasına rağmen yaşam tarzı pek farklı değil. 12. yüzyılla 17. yüzyıl da aynı. Yani birbirine yakın teknoloji çünkü belli yani anladın mı şeyi? Ama abi Son 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, o geride kalan 10.000 yılın da bedel ve daha ötesine geçmiş durumda. Haz kavramı. Burada yol yürümek çok zor. Vallahi bak ben kendi adıma söylüyorum. Yani motive kırmak istemiyorum da. Böyle çok param falan olsa, öyle bir potansiyellerim olsa, başkanlık yöneticisi bu falan. Alırım havalı hocamı, otururum, izlerim. Arada da tuttuğum kulübe, amatör branşlarının olsun, öğrencilerin olsun, formüllerin Yapabildiğim kadarını yaparım. Uğraşılmaz. Bak herkesi boğar burası. Burası her şeyi herkesi boğar. Neler yazıyorlar, neler söylüyorlar. Ya delirdiniz mi siz? Neler söylüyorlar? Ya Rıza Hoca, ya Rıza Hoca teknik adamlık serüveni olmamış olabilir. Bitti tamam olmadı tamam. Yani Rıza Hoca ve Beşiktaş kavramını konuşurken bile ağızdan çıkan hakaretleri, küfürleri görüyorum. O yüzden yani çok zor. Nasıl bu cendereden çıkacak bilmiyorum yani Hasan Arat ve ekibi. Geçtiğimiz hafta yeni teknik adam kim olacak diye bir başlık atmıştık. Hala o konuda bir evet. sürünceme de. Evet. En son Soskayer konusu aslında çok ciddi bir şekilde konuşuldu. Hatta hoca tarafından da bazı açıklamalar söz konusuydu. Bana kısa uzun süreli bir proje mi sunacaklar Hı -hı. yoksa ger kısa vadede bu işi çözelim mi diyecekler. Onun üzerine bir konuşma söz konusuydu. Hatta İstanbul'a geldiği de söylenmişti. E, dün de Beşiktaş futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar'ın Sergen Yalçın ismini deklar etmesi yeniden gündeme geldi. Hasan Arat geldiğinde, daha doğrusu Hasan Arat ilk lansman zamanından bu yana yaptığı açıklamalar, verdiği demeçlerden sonra Sergen Yalçın ismiyle çok <laughs> örtüştüremiyorum açıkçası. Çünkü Yo, onun aynen. vizyonu ve bakış açısını düşündüğümde, ya şunu diyebilir, ben Torrent'i getirdim Galatasaray'ın yaptığı gibi, ben Koku'yu getirdim Fenerbahçe'nin yaptığı gibi, tutmadı. Olmadı, denedik. E, i̇yi niyetliydik, gayretliydik, olmadı. Şimdi Sergen Hoca zamanı deseydi... Ben eleştirmezdim. Birçok Beşiktaş taraftarı da keza eleştirmezdi. Ama şu an Sergen Hoca'nın isminin çıkmış olması beni bir tık rahatsız etti seni. Ya Sergen Yalçın beni rahatsız etmez. Beşiktaşların çoğunu da rahatsız etmez. Ama söylediğin konularda teorik Anladım. olarak haklısın. Yüzde yani yüz haklısın. Sergen Yalçın istediği zaman gelir Beşiktaş'a. Kimse de hayır demez. Yani 30 bin kişiye imza atan bir adam Sergen Yalçın. O manada kredisi var Beşiktaş'ta. Muhakkak Şampiyon yapıp git falan. Ama biraz Abdullah Avcı hikayesine benzeyecek gibi yani Trabzon'a niye gittin, niye geldin gibi falan dönem. Ya Sosker herhalde teklife net okey veren nadir bir tek hoca o gördüğüm kadarıyla. Ama şu an denklemim uzağında kaldı. ikiye indi. Bir Genesio, bir Sergen Yalçın'da kaldı. Genesio Hasan Arat görüşmesi oldu. iyi para istiyor. Transfer bütçesi de ister. Bütçe artı maaş. Şimdi Beşiktaş'ın bir teknik adamı 3 milyon euro verecek bir parası yok. Bütçe dediğin gibi şimdi transferler. İsmi geçen teknik direktörlerin çoğu birbiriyle tarzı farklı teknik direktörler. O yüzden ise burada bak burada bir eksi yazıyor. Yönetim. Önceden bir planlamanın olmadığını Olmamış. gösteriyor. Olmamış. Tamam olmayabilir. Tamam kabul. Buradan sonra e, şu baskıyı biraz üzerlerinden almak lazım. Çünkü gerçekten çok zor bir süreçten geçiyorlar. Ciddi bir oy potansiyeliyle seçildiler. Baskıyı şöyle üzerlerinden almak lazım. Biz de burada hadi kardeşim nerede teknik direktör derse herkes konuşan, yazan, çizen, eli kalem tutan panik haline sevk edebilirsin bunu. Türk futbolunda çok örnekleri var. Madem öyle tamam süreç böyle işliyor. Biraz alan açmak, zaman açmak, genişletmek ferahlatmak, tercihlerine saygı duymak, rahat hareket etmelerini sağlamak gerekiyor. Çünkü vaziyet ortada, malzeme ortada, durum ortada. Çok itiraz etse bile insanlar bu, hoşuna gitmeyen insanlar buna. Alternatif ne? Gidecek kapı neresi? Var mı bir şey? O yüzden mevcut durum bu. bu durumu kabullenmek, sorunu çözmenin yarısı. Kabullendin, oradan bir çıkış arayacaksın. Sergen Yalçın işi de en başta çok hoşa gider. Takımdaki şeyi de görürsün. Heyecanı, aktivasyonu. Sergen Hoca iki demeçle yine havayı değiştirir. Kabul hepsi iyi. Ama kazandığın sürece. Yani şu krediyi kimse kimseye vermiyor. Geliyor Sergen Hoca önümüzdeki senenin takımını kuracak. Sergen Hoca kimden aldı görevi? Abdullah Avcı'dan aldı. Ona 12 hafta falan vardı bitmesine. Niye bir sonraki sezona gönül rahatlığıyla taşıdı biliyor musun? Oradaki 10 maçı kazandı. Biraz zorlasa şampiyona gidecekti neredeyse. Evet. Kazandı. Pandemi de vardı genç oyuncuları rahat oynabilme ortamı vardı. Yoksa o seyirci önünde 18 yaşındaki çocuk hata yaptı o falan, falan. acayip hikayeler oldu. Pandemi seyircisizlik evet. onun da avantajı vardı. Bir sonraki seneye taşıdı. Bir sonraki sene çok iyi çıkardı. Ama o, o sonraki seneyi şansı nasıl buldu? O oradaki 10 maçla beraber. Şimdi bu kadro öyle bir kadro değil. Buradan iyi bir iş çıkmaz. İyi bir şey çıkmaz. Ve bir süre sonra 4 teknik adam değil 6. teknik adamı konuşuyor oluruz biz. Çok zor. Yani çok zor. Bak ben sana söyleyeyim. Sergen Yalçın'ın da şu işin içinden çıkması çok zor. Bak ben sana isim söyleyeyim. Sergen Yalçın'a hayır demiyorum. O, o kenarda dursun ayrı bir şey. Olmayacaksa bir şey söyleyeyim. Mesela Vitor Pereira. Tamam Şunu nasıl anlatır bilmem Beşiktaş Başkanı yönetimi. Bu da mümeziyet anlatmak, camiayı ikna etmek. Bu sene yarım, 6 ay, seneye de bir yıl. Bak bir buçuk yıl boyunca ee, bu adam sana takım yapar sonra yarışmacı olursun. Bunun yanında iyi bir oyuncu havuzu var. 1 liralık adam bir anda 10 lira oluyor. Örnekleri var Fenerbahçe'de. Kim yiyecek en basit. Evet örnekleri var Fenerbahçe'de. Sağlamcı. oynar olur yani burada. Ama bunu nasıl anlatacaksın, nasıl yapacaksın? Victor Pereira değil burada mesela. Model bu olmalı. Tereddütüm şu. İşte Fikret Orman anlattı. 3 sene kimse istifademedi. edemedi. Ama o 2012'ydi. Korkum ve tereddütüm şu. Yine bir çök, çökerler, yani çökerler üzerine, herkes çöker bak. Bu da etkileniyor, Sergen Yalçın'ın da, onun da, bunun da, kim gelirse gelsin. Bilmiyorum, ben bu konuda tıkanmış durumdayım. Tarihte hiç görmediğim bir şey görüyorum. Hiçbir büyük kulüpte tarihte yoktur. 16 haftada 3 teknik adam görevden istifa etsin, 4. teknik adam çıksın. Şimdi 5. Kişi çıkacak hafta. Belki de 6. Tar tarihte bir örneği var. yok. Tarihte örneği. O yüzden çok öngörüde bulunamıyorum. Böyle bir serüvende illa ki Sergen Hoca'nın ikinci bir Beşiktaş dönemi olacak ama böyle bir serüvende Sergen Hoca'yı kullanmak pek de doğru gelmiyor bana açıkçası. Çünkü illaki ki kredisi olan bir isim. Kabul ediyoruz. Doğru zaman bu zaman mı? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum mesela. Bence de değil. Yani e, zarar, değil görür. zarar görür. Zarar ee, görür. Hikaye yani 3. Sergen Yalçın döneminin arası çok açılır. Şimdi bir de tabii teknik adamları değerlendiriyoruz da teknik adamları değerlendirirken şimdi Rıza Çalınbay, İsmail Kartal'tan kötü teknik direktör Daha tecrübeli, daha çok maça çıktı. Okan Buruk. Şimdi bu tarafta da kafayı kulübeye çeviriyorsun. Tayfur Bingöl'le göz göze geliyorsun abi. Git Galatasaray teknik direktörü, Fenerbahçe teknik direktörü. Bolluk içerisinde değişiklik yapmıyorlar derbide. 85'i 90'ı bekliyorlar mesela. Kulübeye bakıyorsun abi gözün kamaşıyor. 100 metrelik yarışta bir tanesi 40 metreden başlamış. Bir tanesi sıfırda noktasından başlamış. Hadi yarışalım. Biraz da böyle değerlendirmek lazım teknik adamlıkları, teknik adamları, teknik adamlığı. Beşiktaş'ın o yüzden içinden geçtiği durum da bir teknik adamın görevi kabul etmesi ya gerçekten Rıza Çalınbay gibi Beşiktaş teknik direktörü olayım da ne olursa olsun ya dır. Çok Son çok aidiyettir. Çok aidiyet vardır fazlaca. Bir de o koltuk reddedilmez. İki, Ciddi bir paraya ihtiyacı vardır. Maddi bir mesele vardır. Yani maddiyata gelir. Yabancıysa 3-4 istiyor zaten. Yani. Tabii canım. Risktir yani bir teknik adam için. Beşiktaş Teknik Direktörlüğü çok büyük şerefli bir koltuktur. Bir adamın CV'sine yazacağı çok önemli bir koltuktur. Ortalama bir teknik direktörün ama. Ama işte şampiyonluk yaşamış üst düzey teknik direktörler için şu Beşiktaş'ta çalışmak risktir aynı zamanda ben sana söyleyeyim yani. Bu, bu riski de kendi çocuklarınla yani öyle Feyyaz Uçar'ın tabiriyle söyleyeyim ben. Bu riski de böyle alabilirsin. Öbürsü daha riskli. Sana 3 yıllık sözleşme. Hadi kalk Genesio geldi. 8 maç oynadın. 2 tanesini kazandın. Bu ihtimal, güçlü ihtimal tabii hatta canım. bu. Hadi 9 milyon euro. Ne yapacağız? İşte. çık çıkabilirsen işin içinden. Yani geçen hafta dediğimi tekrarlayayım. Enkaz olsa kaldırırsın. Bu enkaz bile değil. Enkaz bile değil. Ya. Öyle bir şey olmuş ki ben Beşiktaş'a bu kadarı yapılmazmış. Ne yaptı da bu Beşiktaş size? Makam vermekten, kariyer vermekten, bilinirlik sağlamaktan başka. Ne yaptı da bu kadarını yaptınız Beşiktaş'a? Ben inanamıyorum yani. Bir ara geldi ve o yüzden önümüzdeki haftada zaten maçlar oynanmayacağı için Beşiktaş'ın önünde de bir süreç var. Beşiktaş'ın bir an önce hocasını belirlemesi ve bu kısa sürede çalışmalarına başlaması gerekiyor aslında. İyi de bir fırsat söz konusu. Evet. Bakalım Beşiktaş yönetimi kısa sürede teknik adamlık konusunu çözebilecek mi? Son konumuzda 100. yıl forması. Hı -hı. Konuşulmaya değer konulardan birisi de Beşiktaş'ta evet. açıkçası 100. yıl forması. Hasan Arat yönetiminde eleştirdiğim bir husus vardı. Yani Sergen Hoca ve Hasan Arat'ın vizyonu arasında şu an için bir farklılık söz konusu olduğunu söylemiştim. Ama Ahmet Nur Çevi yönetimindeki farklılık da en azından vizyondaki o bahsettiğimiz temel kriter olarak formada çok net bir şekilde belli etti. Korkunçtu yani Beşiktaş tarihine Ahmet Nur Çebi yönetimindeki o forma tarihe geçmemeliydi. 100. yıl forması olarak. E, belki yeniden yenilenebilir bir başka bir forma daha çıkartabilirdi bilmiyorum ama e, şu anki hali hazırdaki yönetimin çıkarttığı forma takdire şayan gibi duruyor. Tabii çok güzel ben çok, çok önemserim e, retro formaları hatta e, çok klasikçiyimdir ben mesela. Hırvat milli takımı dediğinde aklında hemen canlanır bir şey. Damalı forma. Hollanda milli takımı canlanır. Boca Juniors dersin, River Plate dersin hemen Peru. Şişelim. Peru milli takımı dersin. Çapraz Sünnet maşallahı maşallah gibi. <laughs> Bu. Dedim ki bak Galatasaray parçalı. Fenerbahçe çubuklu, Beşiktaş bembeyaz forma, simsiyah şortu. Bu manada klasikçiyim ben. Yüzüncü yıl forması da çok güzel tabii. Burada Bağcıklar falan Beşiktaş'ta yüzüncü yılı tabii tabii müthiş işte. Çok güzel formaydı. Bunlar önemli şeyler. Bunlar gelenek haline getirmek lazım. Yani bazı şeylerin yozlaşmasına, bazı şeylerin fazla modernize olmasına itiraz ediyorum ben. Bu, bu manada muhafazakar bir adamım. Biraz da dünde, dünde mutlu olmuş ve dünü yaşayan bir adam olduğum için. E, futbolda da mesela gelen her yenilik beni nasıl diyeyim sinirlendirmiyor da hoşnut etmiyor gelen her yenilik işte bir sürü şey, bir sürü hikaye işte gelenek çiz yani. böyle böyle bakıyorum ben oyuna bu böyle keyif çok dokunmamak lazım dinamiklere çok oynamamak lazım o yüzden benim de çok hoşuma gitti bu forma bir kerelik olmasın ya ya bu böyle hiç saha <laughs> formanı böyle yapıp devam ettirebilirsin aslında önümüzdeki sezon için belki de Forma sponsoruyla beraber konuştuk. Bu evet. tip bir forma çıkartabilir diye düşünüyorum ben de aynı şekilde. Evet. Eklemek istediğim şey var mı abi? Valla bekleyecek insanlar 11 Ocak'ta transfer dönemi açılıyor. Şimdi teknik direktörlük konusunda çok istenilen gibi hızlı hareket edilemedi. Eyvallah. Ama bir taraftan da El Nasr başkanıyla, Paris Saint Germain başkanıyla, Chelsea, Chelsea yönetimiyle söylemleriyle çok seçim dönemi böyle geçti yani. Gündem buydu manşetler buydu, fotoğraflar buydu. Bekler insanlar. Ben beklemem de. Bak, bak benim için bana fark etmez yani. Çünkü Necip de Semih de oyna yani bana. Ne olacak? Ama bekler insanlar. O fotoğrafların tamamı oy potansiyeliydi bu arada. Herhalde yani oy potansiyeli. O... <laughs> Çünkü Beşiktaş, Ahmet Nurşe bir yönetimi niye gitti? Futbol takımı kötü olduğu için. Evet. Futbol takımına dair bir vaatle ciddi senin söylediğin gibi mesela oy Kazandınız birçoğu, birçok oyu. O yüzden bundan sonraki görev yılları için bir güven testi olabilir bu. Evet. Vaat, icraat, söylem, eylem. Yani bunlar örtüşürse o şeyi alırsınız. Bundan sonraki yıllarda maddi gücünüz olmasa da camianın o enerjisini, desteğini sırtınıza alırsınız, arkanıza alırsınız. Bu önemli ne demek istediğimi anlatabilmişimdir umarım. Belki hatırlarsın Ali Koç başkanlık sürecinde Barcelona kulübüyle yakın ilişkilerimiz var. Transfer sürecinde de görüşebiliriz. Minval'in açıklamaları olmuştu. 6. yılı yanından bile geçmedi muhtemelen. Sponsorluk ilişkilerinden kaynaklı olarak bir vadi söz konusuydu. Ee, onun gibi kalmamasını ümit ediyorum. Evet. Avrupa. Tabii Ali Koç bu kanı manada güçlü. O vaatleri tutmasa bile başka Baş... şekilde tolere ediyor onu yani. Her sene 100 milyon euro'larla falan. Evet. Beşiktaş da öyle değil. Hasan Arat öyle bir model başkan değil yani o kadar para yok. Öyle bir para yok zaten ortada. Aklıma gelince örnek vermek istedim aslında. Benzer bir konu olunca söyleyeyim dedim. Eyvallah. Kapatalım abi o zaman. Tamam. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haftaya yeniden görüşmek üzere diyelim. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın. Görüşürüz.